Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da görüntüleri mozaiklere dönüştürmeyi göstereceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ipuçlarımızı Udemy'e yükledik. Eğer bizlere destek olmak isterseniz Udemy kurslarımızı satın alabilirsiniz. Şimdi gelin uygulamaya başlayalım. Örnekte görüldüğü gibi bir görüntüm var ve ben bu görüntüyü mozaiğe dönüştürmek istiyorum. Bunun için Object menüsüne gidiyorum. Buradan Create Object Mozaik seçeneğini seçiyorum. Çıkan ekrandan kaç adet birim olacağını buraya giriyorum. Örneğin yatağı yıkısında 30 adet birim olsun. Peki dikeyde kaç olacağını nereden bileceğim? Bunu bilmek için Use Ratio dediğinizde bakın 38 birimini kendime atadı. Yani yatayda 30, dikeyde 38 birim olacak şekilde bu görüntüyü mozaike dönüştürecek. Buradan dilerseniz renkli veya siyah beyaz seçeneğini çıktı alabilirsiniz. Eğer delete raster derseniz asıl görüntüyü silecektir. Eğer bu seçeneği kaldırırsanız asıl görüntüyü saklayacaktır. Biz asıl görüntüyü silelim ve OK tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafımı, görüntümü mozaiğe dönüştürdü. Buradan mozaiğin kare biçimini dönüştürmek isterseniz seçtiğinizde grubu bozuyorum. Gördüğünüz gibi 1.4 santimlik yatayda 30, dikeyde 38 birimlik bir mozaiğe dönüştürdü. Şimdi tüm mozaiğimi seçiyorum ve efekt kısmından, convert to shape kısmından elips seçeneğini seçiyorum. Buradan absolute seçeneğini seçiyorum ve gördüğünüz gibi 1.4'tü birimim. Ondan daha küçük bir birim planlayarak dilerseniz daireleri büyütüp veya küçülterek bu şekilde mozaiklerinizi dairesel biçimlere dönüştürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntülerimizi mozaikle dönüştürmek oldukça kolay. Dilerseniz bu yöntemi görüntülerden renk paleti oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Görüntünün tamamını veya bir kısmını mozaiğe dönüştürerek istediğiniz sayıda renk paleti oluşturabilirsiniz. Renk paleti oluşturma ile alakalı farklı yöntemlere de yukarıdaki i kutucuğundan ulaşabilirsiniz. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.